Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Recep, bugün Minecraft oynamıyoruz gençler. Bugün gördüğünüz gibi kimleri takip ediyorum ve göstersem diye düşünüyorum. Göstereyim mi? Hadi göstersem. Bakın, benim takip ettiğim kişiler çok var. Suspect, Libertus, TTO, Minecraft ve sanal oyuncu Göksel Kacı, oyun konsolları, Halink Game, gereksiz oda, küçük RG. Volvorot Gaming. İçeride hani çok sevdiğim bir dizi olduğu için takip ediyorum. Aziz Gaming, Siyah Giyen Genç, Utku Cem, Semih Winner. Baba Films'e bakmıyorum. Han kanala da bakmıyorum ama ben gene aboneyim, unutuyorum, gidiyorum. Oyun portala da bakmıyorum. Shredded Brothers'a da bakmıyorum. Yön tuşu oyun kanalına bazen. Orkun Işıtmak'a da bakmıyorum. Cihan Sayın'a da bakmıyorum. JBJ Dünyası'na da bakmıyorum. Şakamısına da bakmıyorum. Öyle gidiyorlar. Can Doğan'a da bakmıyorum. Ali Muhsin Atam'a da bakmıyorum. Anıl Can Aslan'a bakıyorum. Kerim Demir'e de bakmıyorum. Sese Gel'e de bakmıyorum. Amatsız'a bakıyorum. Furkan Yaman HD'ye de bakıyorum. Küçük Minecraft evine bakmıyorum. Başak Karahan. Zaten video atmıyor gençler Küçük Minecraft evi. Başak Karahan'a da bakmıyorum. Thunder Bora'ya da bakmıyorum. X Yusuf PvP X'e de bakmıyorum gençler. Orkun Işıtmak 2. Ona da bakmıyorum. Efe Puvo 177 HD, ona da bakmıyorum. İnihat DG, ona da bakmıyorum. Miko Samet'e de bakmıyorum. Nova Prospect'e bakıyorum. Arifan Durmuş'a da bakıyorum. Oynadım TV, bu benim arkadaşım olduğu için gençler bunu takip ediyorum, yani o da beni takip ediyor, yani abone. Mehmet Akif Ali Kurt'a da bakıyorum bir zamanlar, Adanalı'yı bayağı bir seviyorum ama bittiği için artık bakmıyorum yine. Bilge Bayan, ben bunu izlerken artık korkuyorum, ondan bakmıyorum. CSGO günlüğüne bakıyorum, Kutay PvP'ye bakmıyorum. Lord of Batuhan da benim sevdiğim biri. Ama video, yani seviyorum, bu da benim arkadaşım yani. Ondan dolayı da o beni takip ediyor ve ben onu takip ediyorum. Ama hani şimdi video atmıyor çünkü abone kasamıyor diye, hani her zaman 3 abonede takıldığı için yani. Yani Bedo TV de benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı ama hani o da artık video atmıyor. Neden atmıyor bilmiyorum. Bayağı bir izleniyordu videoları, bakın. Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir challenge yapacağız. Challenge'ımızın ismi yiyecek ve içecek tahmin etmece. Yanında abim var. Gracias. Evet arkadaşlar. Cezamız yumurta içmek. Ne kadar güzel olabilir ki. Başlayalım o zaman. İçiyorlar gençler bu arada. Abisi yeniliyor. Yani dur, abisi yiyor yumurtayı. Ben baktım. Extreme Smoke Challenge. Buna da baktım ben. Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Smoothie Challenge yapacağız. Yanımda abim var. Evet. Ben şimdi size bir ürünleri sayayım. Burada kakao tozu. Extreme Pizza Challenge şu yapmışlar abisiyle gençler. Sen Nutella sana çıksın, burada içelim bana çıksın. Hayır, bakın bir dakika. Arkadaşlar bugün sizlerle pizza challenge yapacağız. Yanımda. Bakayım. Arkadaşlar bugün sizlerle pizza challenge. Bakayım daha, bir dakika. Arkadaşlar bugün sizlerle. Allah kahretsin. Batı Hız. Buna da bakmıyorum gençler. Bunlara da bakmıyorum gençler. Yani bayağı bir abonem var. Çoğuna bakmıyorum. Nedense bilmiyorum. Şimdi hem de ben nelere bakacaktım biliyor musunuz sizler? Ne trendlere giriyor diye bakacaktım. Evet, ben neler trende giriyor diye bakacaktım. Ben buna baktım zaten. Bazılarına baktım gençler. Hani. O zaman birincisine bakalım mı? 3 milyon izlenmiş. Bakalım.
Ne kadar komşu? Bilmiyorum. Üzüldüm valla. Let's get started. Oreo Domino's with a little milky splash. Hits the mousetrap, triggers the marbles, makes its way to the bottom. Bang! Hits the mousetrap. Up, up, and away the balloons go. Releases the golf ball, hits the car, makes its way on the track. A little into the could, makes it to the top. Into the bucket, it's party time! Paintball balls, load up dump truck. Şarkılar falan aparatı biliyorsunuz. Hani ben onlar ya da dedim ki izliyorum bazen yani. Ben açık sayıyorum. Normal ya. Ama onlar nasıl konuşuyorum? Nasıl konuşuyorum? O trendlere girmiş. 22. trend oğlum, iyi baya. Bir de şu dizide trendlere girmiş. Bakın bölümlerinde baya iyi yani dizi. Bu içeride birazcık şey yapabilir. İndirebilir yani, trendlerden indirebilir, buna belli olmaz bu. Ooo, turku kökü ne yapmış lan? Yazmış. Ciddi misin? Ay bu o ne lan? Komutanım bana sesleniyor. Oysa biliyor cevap veremeyeceğimi. Çünkü az önce sol bacağım kafasının birkaç santim üstünden uçtu gitti. Bunlar oyun gibi. Bölüm hep yanı başımızdaydı. Bakın 1.50 ve 23. Aldığımız her nefeste. Bakın. İçtiğimiz. Açı çekimde baya böyle oldu. Önümde ağır çekim yapmışlar oldu. Bayağı bir öyle kimsel görmemiz var oldu. Eşeşti birazcık belli kimsel görmemiz. Avranı yakalayalım. İşte şu sanırım toplamayı. Şöyle bir şeyim bulundum gençler de bilmiyorum şimdi bunu. İşte
İsmi açıklanmayan 57 yaşındaki İngiliz işçi çalışırken aniden yere yığılmasının ardından Southampton Hastanesi'ne kaldırıldı. Operasyonu yürüten doktorların hastaya sonda takmaları esnasında kalp krizi geçirdi ve beynine oksijen gitmemeye başladı. Vücut fonksiyonları duran İngiliz işçi 3 dakikalığına öldü. Elektroşok yöntemiyle 3 dakika sonra hayata döndürülen hastanın söyledikleri odada bulunanları şaşırtacak cinstendi. Beyin fonksiyonları duran hastayı yeniden hayata döndürmek için acilen elektroşok cihazı devreye sokulmuştu. 3. dakikadan sonra İngiliz işçi yeniden hayattaydı. Kalbi duran hastaların yalnızca %16'sının hayata geri dönebildiğini göz önünde bulundurursak, doktorların ne kadar hızlı ve başarılı bir operasyon yürüttüğünü anlamış oluruz. Ancak bu operasyonun başarısından daha heyecan verici olan hastanın tıbbi olarak ölü kabul edildiği anda gördükleri ve duydukları olsa gerek. Doktorun iki kere hastayı şoklayın dediğini duyan İngiliz hasta ameliyat odasını tüm ayrıntısına kadar görmüş. Ancak bir fazlalıkla. Beyine kan gitmediğini, bilincin kapandığını ve görme, duyma gibi yetilerin çalışmadığını söyleyen tıbbi gerçeklerin aksine hasta 3 dakika boyunca yaşadıklarını net bir şekilde hatırlıyordu. Operasyonun ardından kendine geldiğinde 3 dakika boyunca neler gördüğünü ve hissettiği ile ilgili konuşan hasta, doktorun komutlarını biraz mekanik bir sesle de olsa net bir şekilde duyduğunu ifade etti. Vücudundan ayrılıp odanın içindekilere dışarıdan bakabildiğini iddia eden hasta, kapının dibinde duran bir kadının olduğunu ve ona güven duyduğunu söyledi. Orada duruyordu. Neden bilmiyorum ama ona güvenebileceğimi hissettim. Beni çağırıyordu. Ama neden çağırdığını da bilmiyorum. Hemen ardından gördüğüm şey ise başımda bana eğilmiş halde duran hemşireler ve doktordu. Doktorların ve hemşirelerin görgü tanıklığı kapının köşesinde herhangi bir kadın olmadığına yönelik. Bu olayın gazetelere yansımasıyla harekete geçen Semparina ve ekibi 4 yıl boyunca hayata geri döndürebildikleri hastalarla görüşmeler yaptı. Semparina ve başında olduğu operasyon ekibi 4 yıl boyunca üniversite hastanelerine gelen yaklaşık 2000 kalp krizi vakasının %16'sında hastaları hayata döndürmeyi başardılar. Hayata döndürdükleri her 3 hastadan biriyle sonrasında görüşmeler gerçekleştiren ekip, bu 3-4 dakikalık ölüm hali esnasında hastaların birbirinden farklı 7 konsept yaşadıklarını gözlemledi. Korku hissi, hayvanlar veya bitkiler görmek, parlak bir ışık görmek, şiddet ve işkence görmek, dejavu yaşamak, aile üyelerini görmek, geçirilen kalp ameliyatını detaylı şekilde görmek ve hatırlamak. Araştırmacı ekip bu 7 olasılığın hastanın gördüğü eğitim, aile yaşantısı, dini inançları ve geçmiş hayat tecrübeleriyle birebir ilintili olduğu tezini ortaya koyuyor. Yani tamamen psikolojik diyorlar. Ancak elbette tıp henüz bu olasılıkların nasıl yaşandığına dair kesin kanıtlar sunmamakta. Evet gençler, sizin videonuz kanalıma abone olmayı unutmayın. Söyledikten sonra dur. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Ve oksijensizlikten ölmemesini komada olma ve uyku durumuna bağlıyorlar. Angelo Heiss bu olaydan sonra normal bir insan gibi yaşamına devam eder ve ölen insanların canlanmaları halinde kurtulması için tabutların içine ziller yerleştirerek yeni tabutlar tasarlar. Bu buluşuyla Fransa kıyamet günü, ahir zamanın sonu. Kıyametten sonra dünya üzerindeki canlı yaşamı sona erecek ve ahiret zamanı başlayacak. Fakat o gün gelmeden önce gerçekleşmesi ayetlerde ve hadislerde bildirilen pek çok kıyamet alameti bulunmakta. Küçük ve büyük alametler olmak üzere ikiye ayrılan kıyamet alametlerinden bazıları ise şunlar. Küçük alametler. İnsanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışacaklar. Yapılan binaların büyüklüğü ise eskiden olduğu gibi yana doğru değil, göğe doğru olacak. Dünya üzerindeki çoğu insan hayatından memnun olmayacak ve ölmeyi temenni edecek. Böylelikle intihar vakaları artacak.